Sevgili izleyiciler, Sağlığım İçin Her Şeyin bu bölümünde bel ve boyun fıtıklarını ve tedavisindeki gelişmeleri konuşacağız. Bu konuda bize beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Fatih Kırar bilgi verecek. Merhabalar. Merhabalar Esra Hanım, hoş geldiniz. En nihayet bir araya gelebildik. Ne mutlu. İzleyicilerimiz açısından da çok keyifli, faydalı bir sohbet olacağını düşünüyorum. Sevgili izleyiciler, eğer bel ya da boynunuzda geçmeyen ağrılar varsa, bu ağrılar yüzünden bazen uyuyamıyor, bazen gündüz bile yapmanız gerekenleri yapamıyorsanız lütfen sohbetimizi kaçırmayın. Sorularınız olabilir. İletişim bilgilerimiz de ekranlarımızda. Bel ve boyun fıtığı dediğimizde aslında toplumda en yaygın görülen hastalıklar arasında yer alıyor bu iki sorun. Bel ve boyun fıtığı dediğimizde birisinin beli baş ağrısı hemen der ki bende fıtık mı var? Hemen şunu sormak istiyorum. Fıtıktan kaynaklanan ağrıların ayrıcı bir özelliği var mıdır? Bravo, çok güzel bir soru bu. Yani her ağrı bel fıtığı değildir. Buna, ya da her ağrı bir boyun fıtığı değildir. Öncelikle bunu bilmemiz lazım. Ancak toplumda sık görülüyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre baş ağrısından sonra dünyanın en büyük belası bel ağrısı. Ve ekonomik olarak aslında şu an geldiğimiz çağda yaş gitgide düşmüş durumda. Yani bir bel fıtığına, boyun fıtığına yakalanma yaşı düşmüş durumda. Dolayısıyla dünya ekonomisini de aslında ciddi sarsan bir konu. Yani düşünün 30 yaşında hayatının en aktif döneminde ancak yıllardır bel fıtığı gibi bir sorunla aktif bir çalışma gerçekleştiremiyor ve dünyaya katkı sağlayamıyor. Ekonomik olarak da en büyük zafiyetin yaşandığı konulardan birisi. Tabii her ağrı bir bel fıtığı değildir. Ancak her bel fıtığı bir şekilde bir ağrı yapar. Ve dediğiniz gibi ayırıcı tanı burada çok önemli. Yani bel ağrısı var, evet. Ancak bel ağrısı bizim açımızdan, özellikle kendi toplumumuz için söylüyorum, ya da boyun ağrısı, direkt bel fıtığı ya da bir boyun fıtığı tanısı kendi aramızda koyuyoruz. Hiçbir değerlendirme yapmadan ve bu tanıyı koyduktan sonra kendi yanımızdaki komşudan, işte Ayşe teyzeden, Fatma teyzeden, Hasan amcadan, onun kültürel doğru yanlış bilgileriyle bel fıtığısın sen deyip şu tedaviyi kullan, şunu yap, bunu yap gibi böyle biraz akıl almaz, biraz da yanlış yani yanlış bir şekilde yönlendirmelerle tedavileri bir şekilde geçiştirilen bir konu. Hatta öyle ki bel fıtığısın diyerek birçok şeyler yapılmış ancak bize geldiğinde biz muayenesini, değerlendirmesini yaptığımızda karşımıza bir belde bir sinir tümörü bulmuş hastalarımız var. Allah korusun. Bir omurgada tümör bulmuş hastalarımız var. Dolayısıyla her bel ağrısını ciddiye almak zorundayız. Ağrı vücudun alarmıdır. Der ki bende bir sorun var. Bende bir dert var. Ve bu derdin adını koy der. Evet, onun için ben her zaman şunu söylüyorum. Bel ağrısı, boyun ağrısı. Bir, ciddiye alacaksınız. Evet, ya bir hafta uzandım, bir hafta yattım. Geçti. 3 ay sonra, 5 ay sonra bir daha oldu. İşte ağrı kesici aldım. Yani kafamıza göre kullandığımız ilaçlar, kafamıza göre uyguladığımız yöntemler bizim açımızdan bel ağrısının sebebini bulmamızı ve o sebebin gecikmesini, gecikmeyle birlikte sorunların daha da büyümesine neden olmakta. Sırt ağrısı çekiyor mesela. Sırt ağrı olur, kas gevşekliğidir ya da fıtığın vardır deyip bir sürü şeyler yapılıyor. Ondan sonra ayaklarında güç kayıpları başlıyor. Gecenin bir yarısında tamamen ayaklarını kaybetmiş bir vaziyette, hiç kullanmayacak düzeyde güç kaybıyla karşımıza geliyor. Bir MR çekiyoruz, bir muayene ediyoruz. Allah korusun bir tümör büyümüş, çok ciddi anlamda hasar oluşturmuş vesaire. Dolayısıyla geleceğim nokta şu, bel ağrılarını ciddiye alıyorsunuz, boyun ağrılarını ciddiye alıyorsunuz ve gerçek sebebi nedir bunu mutlaka profesyonel bir şekilde ortaya koymak için doktorlarımıza bizlere başvurunuzu yapıyorsunuz.
çok faydalı önerilerde bulundunuz, tavsiyelerde bulundunuz. Evet. Ve sizin önerdiğiniz noktada o zaman şunu soracağım. Beli ağrıyan bir kişi ne zaman bir hekime başvurmalı? Bu da çok önemli bir nokta. Evet, bravo. Şimdi bel ağrısının dereceleri var. Ya da boyun ağrılarının, ikisini birlikte konuşabiliriz, dereceleri var. Eğer bir fıtıksa bu, birinci ve ikinci derecede bacağı ya da kola fazlasıyla vurmaz. Ancak ikinci dereceden sonra kalçaya vuran bir ağrı varsa ya da bacağı bir vuran bir ağrı varsa artık bu ikinci dereceye geçmiş anlamına gelir. Yani ilerliyordur sorun. Bu eğer ciddi anlamda kol ağrısı ve bacak ağrısı oluşmuşsa artık inanılmaz bir düzeyde ilerlemiş demektir. Yani sadece boyun ağrısı, sadece bel ağrısı fıtığın başlangıç düzeyinde görürüz. Beraber tutulmalar, mesela belimde otururken, ayağa kalkarken, yemek yaparken tutuluyorum. Bir 5-10 dakika zor kalkıyorum, yatağımdan zor kalkıyorum. Bunlarla başlar. Tabii bunlar geçicidir, bunlar alarmlardır, ilk alarmlardır. Bakın bende bir fıtık başlıyor, fıtıklaşma başlıyor, dikkatli ol demektir. Ancak bu zaman içerisinde fıtık ilerlediği sürece, ki ilerleyecektir herhangi bir tedavi olmadığınız takdirde, ilerlediği sürece derece atlayacak, 3. derece, 4. derecelere gidecek ve bacak ağrısı olacak. Eğer bacak ağrınız varsa, beraberinde uyuşmalarınız başladıysa, kollarda, bacaklarda uyuşmalar başladıysa sorun büyüyor demektir. Uyuşmalardan hemen sonra kasılma ve kramplar gelir. Kramplarınız varsa sorun daha da büyüyor demektir. Yani artık siniriniz sıkışmış, bir fıtığın altında ezilmiş ve zaman içerisinde sinirde de bir hasar meydana gelmeye başlamış demektir. Yani fıtığı bir kapıya parmağınız nasıl sıkışır? O vaziyette sıkışma olarak değerlendirebilirsiniz. Bir fıtık siniri sıkıştırmıştır, eziyordur. İç hasar meydana gelir ve uyuşmayla birlikte kasılmalar başlar artık. Bir de yanına yanma eklendiyse, mesela bunları ben hep hastalara değerlendiririz. Yanmanız varsa geçmiş olsun. Açık söylüyorum. Yani söylüyorum. Yanmanız varsa artık fıtığınız 4. dereceye kadar neredeyse ilerlemiş ya da fıtığınız yaşlanmaya başlamıştır. O kadar geciktirmişsinizdir ki sinirleriniz artık yanmaya kadar gitmiştir. Hocam alev atıyor der, bacağım yanıyor der, belim yanıyor der. Beraberinde artık bir müddet sonra ev içerisinde bile bir odadan bir odaya geçemez hale geliriz. Yürümemiz zayıflar, azalır. Önceden 1 kilometreye rahatça gidiyordum. Şimdi artık 100 metreye gittiğim zaman bile durmak gereği, dinlenmek gereği hissediyorum hocam. Dışarı çıkmak bile istemiyorum. Yani bundan dolayı arkadaşlarıyla iletişim kurmayan, dışarıya çıkmayan insanlar var. Sosyal hayatı, aile hayatı mahvolmuş. Psikolojisi bozulmuş insanlar var. O zaman hemen araya girmek istiyorum. Evet. Bu kadar önemli, tedavi edilmediğinde felçlere neden olabilen bel ya da boyun fıtığını düşünelim. Ya da dediniz ki bel fıtığı diye ağrı kesiciyle geçiştirilmeye çalışılan bir tablonun arkasından bir tümör çıkabilir dediniz. Evet. Size diyelim bir hasta geldi. Konumuz bugün bel ve boyun fıtıkları. Tedavide peki ne gibi gelişmeler var? İsterseniz önce ameliyatsız tedavilerdeki gelişmeleri Bravo. Konuşalım sizinle. Bravo. Şimdi dünya çok hızlı ilerliyor. Yani bundan 20 yıl önceki yaşam biçimimizle şimdiki yaşam biçimi dağlar kadar fark var. Yani elimizdeki telefonlardan, etrafımızdaki icatlardan bunları anlayabiliriz. Yaşam biçimimiz son derece hızlı değişti ve değişmeye devam ediyor. Ben ihtisasa başladığımda bizim bilginin yarı ömrü 3 yıldı. Bir bilginin eskime süresi 3 yıldı. Şimdi 6 ay. 6 ay sonra değişiyor her şey. İlk biz bel fıtığı ameliyatlarını ben çıplak gözle yaptığımız dönemlere denk geldik. Yani hiçbir mikroskop vesaire olmadığı dönemler. Çıplak gözle kocaman 5-10 santimlik yarıklarla bel fıtığı ameliyatları yapılıyordu. Sonra küçük gözlükler geldi. Lup dediğimiz gözlükler. O gözlüklerle biraz orayı büyüterek siniri, nereye dokunuyoruz, damarı vesaire daha büyük görerek oraya ameliyatları daha küçük kesilerle yapmaya başladık. Sonra hayatımızda son 15 yıldır mikro cerrahi girdi bakın. Bunlar hep ameliyat teknikleri. Mikro cerrahi girdi. Mikro cerrahi artık çok küçük kesilerle böyle 1 santim gibi kesilerle oraya girerek 40 katı büyüterek orayı 40 katı yani kendi evimiz gibi bilerek, görerek anlatabiliyor muyum? O kadar rahat ameliyatları yapar hale geldik. Ancak bu durmuyor.
Endocerrahiler gündeme geldi. Şimdi de minimal invaziv girişimsel dediğimiz, yani çok küçük yöntemlerle vücudun hiç doğal yapısına dokunmadan, vücudun doğal kapılarından girerek, fıtığın ta içerisine ulaşarak gerçekleştirdiğimiz yöntemler var ki ben bunların adına regresyon tedavisi diyorum. Kendi şahsımda da özelleştirdiğim tedaviler bunlar. Dolayısıyla teknoloji ilerledikçe, bizim tecrübelerimiz yükseldikçe insanoğlu şunu arıyor. En kolay ve en etkili insanlığa nasıl faydalı olur? Tarih hep bunu aramıştır, bilim hep bunu aramıştır. Yani en etkili yöntemi ve en kolay şekilde nasıl yaparız? Bundan 20 yıl önce, 30 yıl önce insanlığın büyük sorunu olan konular şimdi sorun halinden çıkmış durumda. Son 4 dakika içindeyiz. Süper. Regresyon tedavisi dediniz. Biraz evet. Onun açılımını yapalım. Çünkü bu tedaviler ameliyata alternatif tedavi midir? Avantajları nelerdir? Özellikleri nelerdir? Başlıcaları hangileridir? Süper. Mesela bir fıtık göstermek istiyorum. Yani biz fıtığı nasıl görüyoruz? Net bir şekilde insanlar da görsün. Belimize yandan bir bakış bu. Olaylara yandan bakıyoruz belimize. Ve burası omurgamız. Omurganın içerisinde bir kanal var ve bu kanal içerisinde sinirimiz geçiyor. Omurganın iki görevi var. Bir, bu yapısıyla vücudu ayağa dikmek. İki, bu kanal vasıtasıyla vücudun elektriğini sağlamak. Beyinde üretilen elektriği tüm vücuda götüren ana kablo burada. Bakın şu kanalımız. Hop, şunu görüyor musunuz? Bakın burada simsiyah kanalı tıkamış, siniri altına almış kocaman bir fıtığımız var. Yani buradan patlamış, kanala doğru gelmiş ve burada sinirleri ezmiş durumda. Dolayısıyla hasta çok ızdıraplı, iki büklüm, ağrıları çok fazla. Bu ağrı nasıl bir ağrı biliyor musunuz sevgili Esra Hanım? Diş ağrısının 3 katı, doğum sancısının 3 katı. Ameliyat denilmiş, hem de acil bir an evvel yapacağız denilmiş. Bakın biz bunu regresyon tedavisi ile tedavi etmişiz. Bakın nerede o fıtık? Yok. Ameliyat yapmadan regresyon tedavisiyle. Nasıl bir tedavi bu? Bu tedavi normalde benim ameliyatla girmem gereken yere, buraya. Biz buradan ameliyatla bu bölgeye ulaşıyoruz. Bunu çıkartıyoruz ve çıktığı diski buradan temizliyoruz. Bu kanalı açıyoruz. Bunu ameliyatsız yöntemlerle bu fıtığın içerisine biz vücudun doğal yollarından küçücük kıl gibi iğnelerle girerek tam fıtığın içerisine ulaşarak buraya yaptığımız bir zerkle, bir enjeksiyonla bu fıtığın regresyon, zaten adından belli, geriye çekilmesini ve oradan kaybolmasını sağlıyoruz. Bakın ne olmuş? Şu hale gelmiş fıtık. Ne kadar zamanda geri dönüyor bu? Ağrısı mesela bu hasta için 3 gün içerisinde işine döndü. Kıvranan bir hastadan bahsediyoruz. Hı hı. 3 gün içerisinde işine döndü ve 3 ay sonraki MR'ında fıtığın tamamen kaybolduğunu görmüş olduk. Yani biz bunları, ben beyin cerrahıyım, bunları biz önceden ameliyatla yapıyorduk. Yani ve ameliyat gibi risklere sokarak yapıyorduk hastaları ki ameliyat riskli bir şeydir. Her şekilde riskli bir şeydir. Ve bu kadar kolay, bu kadar rahat, yani ve tamamen kaybolmuş olması bizim açımızdan son derece etkili. Şimdi son 1 dakika içindeyiz. Evet. Siz aynı zamanda beyin cerrahı olarak, beyin ve sinir cerrahı olarak bel ve boyun fıtığı cerrahisi de yapıyorsunuz gereken vakalara. Avantajları nedir regresyon tedavisinin, evet, ameliyatsız yöntemin? Şimdi dünyaca ünlü yayınlar var bu konularla ilgili. Evet. Der ki ameliyattan önce mutlaka bunları dene. Mutlaka yap. Eğer hastanın bir güç kaybı yoksa, ameliyatı ne zaman yapıyorum ben? Hastada güç kaybı başlamış. Sinir bize artık tahammül edemiyor, zaman tanımıyor. Güç kaybı başlamış. O zaman... Çünkü bu tedavide biraz zamana ihtiyacımız var bu regresyon sürecinde. O zaman hızlıca siniri kurtar der. Sinir çünkü çok değerli bizim açımızdan. Ameliyat ne zaman gerekiyor? Benim ameliyat kararı vermem çok kısıtlandı. Önceden birçok hastaya ameliyat kararı verebiliyorduk. Ama şu an bu tedavileri yapmadan eğer güç kaybı yoksa ameliyat kararı vermek son derece zor. Yani önceden ayda 60 ameliyat yapan birisiydim. Şimdi 10 tane yapınca... Çok mu yaptık acaba falan diyorum. Yani bu dereceye gelmiş durumdayız. Süremiz bitti. Avantajlarını, evet, alayım artık. Avantajları 15 dakikada, 20 dakikada lokal anestezi altında, hiç hastane yatışı olmadan, kan tahlilleri yapılmadan ve siz konuşarak gerçekleştirdiğimiz 15 dakika sonra kalkıp yürüyüp aynı gün memleketinize geldiğiniz, Avrupa'dan, Almanya'dan ya da birçok Orta Doğu'dan hastalarımız geliyor. Geldiğiniz yere geri dönebildiğiniz son derece konforlu. İşinizde çok hızlı döndüğünüz, planlarınızı, programlarınızı bölmediğiniz ve bu kadar ağır bir konuda
bir tedavi. Bu yani ameliyatla kıyas edilemeyecek kadar konforlu bir tedavi. Operatör Doktor Fatih Kırar, çok teşekkür ederim. Sağlığım için her şeyde bel ve boyun fıtıklarının tedavisindeki gelişmeleri anlattınız. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim.